Selamünaleyküm arkadaşlar. Geçen bir videomuzun birine arkadaşım biri abi Ballı Baba'yı da anlatabilir misin diye sormuştu. Hazır bulmuşken ben de anlatayım. Ballı Baba dendiğinde çoğumuzun aklına direkt bal otu, Ballı Baba dediğimiz Lamium cinsinden bu ot gelir. Oysa Ballı Babagiller o kadar çok cins ve tür içeren bir aile ki aklınıza gelecek çoğu kekik, ada çayı vesaire onları birazdan çoğunu sayacağım size şaşıracaksınız. Hepsi Ballı Babagiller o aileye mensup. Geniş bir aile, yaklaşık 236 cins ve 7200'den fazla türü var. Yani Ballı Babagillere bir insan bir ömrünü adasa muhtemelen ömrü hepsini öğrenmeye, hepsini tanımaya yetmez o kadar çok. Ama benim Ballı Baba dendiğinde aklıma gelen balotu arkadaşlar. Neler var Ballı Babagillerden? Kısaca bahsedeyim. Nane bu gruptan, ada çayı, fesleğen, lavanta, lamyum dediğimiz Ballı Babagillerin çoğu bu gruptan, oregano, kekik türleri, biberiye, ajuga, bildiğiniz ada çayları, timus kekikleri, limonutu, menta yani nane türleri, deli çay, dağ çayı vesaire vesaire. Mercan köşkler hepsi Ballı Babagillerden arkadaşlar. Evet, Lamium purpureum balotu ya da halk arasında Ballı Baba. 5 ila 35 santime kadar büyüyebiliyor. Bu biraz cılız çünkü çok iyi bir yerde değil. Böyle gölgelerde falan rastlarsanız, denk gelirseniz çok daha fazla büyüklerini bulursunuz. Küçükken biz bunların çiçeklerini çıkarıp ağzımıza çekerdik böyle. Bal tadı gelirdi. O yüzden zaten buna Ballı Baba deniyor. Özellikle buna yapışmış Asya ve Avrupa'da yayılışı var. Ocak ve Haziran ayı arasında çiçek açıyor. Geniş bir ay diliminde çiçek açıyor. Cins adı Yunanca'dan geliyor. Şaşkın ağızlı anlamında. Tür adı Latince mor, purpureum, mor anlamına geliyor. Evet, nedir Ballı Baba'nın faydaları? Toniktir. Yani kuvvetlendirici, damar genişletici, ateş düşürücü, idrar söktürücü ve bir özelliği var. Kabız yapıyor arkadaşlar. Çok fazla ishal oluyorsanız kullanabilirsiniz. Yaprakları ezilerek suyu rahim iltihaplarına, rahim kanamalarına ve prostat hastalıklarına karşı uygulanıyor. Yani kadınlar için çok değerli bir bitki. Aynı zamanda da regl ağrılarına karşı şurubu kullanılıyor. Vereme karşı da kullanılıyor. Yani üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı da kullanılıyor. Merhemi yapılıp yanıklarda kullanılabiliyor. Yaprağının haşlanmışı, şu yapraklarını toplayıp haşlarsanız kaba kulak, mayasıl ve kanlı basura şifalı. Nasıl tüketiyorsunuz? Şifası için çayını yapıyorsunuz. Çayını nasıl yapıyorsunuz? Bir bardak suya bu toplayıp kuruttuğunuz yapraklardan kıyarsınız bunları isterseniz, isterseniz ovalarsınız elinizde. Bir tatlı kaşığı bir kupaya koyuyorsunuz. 7 ila 10 dakika bekletiyorsunuz. Biraz soğuduğunda süzerek içiyorsunuz. Balla tatlandırabilirsiniz. Günde en fazla 2 bardak tüketin. Daha fazla tüketmeyin. Lapasını da dediğim gibi yapıp sürerek haşlanmış lapası, mayasıl ve kanlı basurda kullanabilirsiniz. Yapraklarını gösterelim. Isırgana benziyor. Ama tabi ısırgan gibi tüylü değil. Çiçekler eflatun, morumsu. Bu daha açmamış, açacak. Yol kenarlarında daha böyle gölge yerlerde çok daha yüksek görebiliyorsunuz. 50 santime kadar uzuyor. Bu biraz sotede kalmış. Bakın şurada da var bir tane. Ballı Baba budur. Başka bir türde. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım.